Buyurun şekerlere gelin, buyurun. Buyurun ablam, abim, buyurun şekerlere gelin, buyurun. Bayram yaklaştı, Konya'da telaş başladı. Buyurun şeker kolonya, bamya kahve, buyurun. Ne Ramazan ne de kurban, Konya'nın tarihi Bedesten Çarşısı'nda her bayram müthiş bir kalabalık, müthiş bir yoğunluk yaşanıyor efendim. Bu bayramda da göreceksiniz ki vatandaşlar akın akın çarşıya gelmiş durumdalar ve bayramlık alışverişini gerçekleştiriyorlar. Alışverişimi yaptık ufak tefek. Ne aldınız? Vallahi evimize şekerimizi aldık, kolonyamızı aldık. Evet, şeker almaya çıktık. Nasıl fiyatlar? Biraz pahalı. Fiyatlar uygun, geçen sene aynı. Çok öyle söylemiyorlar ama pahalı diyorlar. Yok aynı ya, fiyatlar uygun. 30 lira. Geçen sene 30 liraydı, bu sene 30 lira. Geçen yılla aynı hemen hemen. Değişen fazla bir fark yok. Fiyatlar da normal yani. Esnaflar bayram hareketliliğiyle bir nebze olsun rahat bir nefes aldı. Vatandaşlarsa bütçelerine uygun fiyatı bulmak için Konya sokaklarını turladı. Bedesten Çarşısı'nda tarihi bir şekerciye girdik şimdi. Efendim göreceksiniz ki burası oldukça renkli. Her türden şekeri, çikolatayı bulmak mümkün. Hemen burada da kuru yemiş var. Fiyatlara gelecek olursak fiyatlarda bariz bir fark yok. Sadece Ramazan bayramından Kurban bayramına kadar %10'luk bir fiyat farkı var. Hemen fiyatları da soralım. Ufak bir artışımız var ama bu maalesef kuru yemişten kaynaklı sebeplerden dolayı %10 kadar ufak bir artış. Çikolatalarımız, lokumlarımız bütün müşterilerimizi bayram için bekliyor. Şeker aldık, kolonya aldık. Bayramı seviyorum, şekeri bey seviyorum, bayramı kalmayı seviyorum. Amca poşetleri doldurmuşsun. Poşetleri doldurmuşsun. Evet, buyurun. Bayram alışverişi. Bayram alışverişi. Şeker aldık, poşet aldık. Çocuklara lazım olanlardan aldık şimdilik kısaca. Fiyatları nasıl buldunuz? Fiyatlar normal. Tabii ki şeker, çikolata, lokum, kahve çok önemli ancak bayram bayramlıksız olmaz. Nasıl ki şekercilerde büyük bir yoğunluk varsa aynı yoğunluk kıyafet mağazalarında da mevcut. Bugün kimlere bayramlıklar alınıyor? Kızımıza, oğlumuza, eşimize. Ne aldın? Pantolon ve tişört yakıştı. Daha yeni çıktık, daha bir şey almadık yani, alacağız. Ne alacaksınız? Çocuklar alışveriş yapacağız. Valla çocuklar işte, onu giydireceğiz. Bayram alışverişi yapanların uğradığı diğer bir nokta ise bıçakçılar oldu. Kimisi olan bıçağını biletiyor, kimisi ise sıfırdan bir bıçak alıyor. Peki kurban kesilecek bıçak nasıl olmalı, püf noktaları neler? Bıçağı alırken neye dikkat etmeliyiz? Sağlamlığına bakacaksın kardeş, çelikliğine, keskinliğine bakacaksınız. Hayvana zarar vermeyecek. Evet evet aynen, bıçakları kesin olmasına dikkat edeceğiz. Millet bıçağını biletiyor ya kurban bayramı önü. İyi bayramlar. Bir de sallam.